Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed 5 gün sürecek Çin ziyaretine başladı. Pekin başkent havalimanına inen Mahathir'e Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah, Uluslararası Ticaret Bakanı Daryl Leaking ve iş adamları eşlik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Malezya lideri ilk olarak Pekin'de bugün başlayacak ikinci kuşak ve yol forumuna katılacak. Mahathir'in geçen yıl başbakanlığa geldikten sonra önceki hükümetin Çinli firma ile imzaladığı Doğu Yakası Demiryolu bağlantısı projesini askıya alması ve Doğu Türkistan bölgesindeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştirileri iki ülke ilişkilerinde gerilime yol açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme için tren ile yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Vladivostok kentine geldi. Kim, Rusya 24 kanalına yaptığı açıklamada ziyaretin faydalı ve başarılı olmasını umduğunu belirterek, Devlet Başkanı Putin ile görüşme esnasında Kore Yarımadası'ndaki problemleri ve ikili ilişkileri tartışacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret ilk olma özelliği taşıyor. Özbekistan, Türkiye ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin katıldığı Ortaklık Kalkını 2019 tatbikatı Özbekistan'da başladı. Cizre velayetindeki Foruş Poligonu'nda 3 ülke silahlı kuvvetlerinin katıldığı Ortaklık Kalkını 2019 Ortak Askeri Tatbikatı'nın açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde katılımcılara Türkçe ve Urduca hitap eden Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şuhrat İkramov, Türk askerlerini ata yurdu olarak gördükleri bu topraklarda karşılamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ortak tatbikatın 3 ülke arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan anayasa değişikliğine ilişkin hukukun üstünlüğüne uyulması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Mısır'a hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, toplanma ve ifade özgürlüğü bağlamındaki uluslararası ve bölgesel taahhütlerini hatırlatıyoruz. Mısır'dan bu taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı. ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkarma tehditlerini sürdürürken Rusya'nın savunma teknolojileri ihracatı alanındaki kuruluşundan önemli bir açıklama geldi. Rus basınına konuşan Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Başkanı Alexander Mihev, "Eğer Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa, Türkiye'ye imkanlarımız dahilinde Rus savaş uçakları tedarikini istişare etmeye hazır olacağız," dedi.